Efendim merhabalar, ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın 52. bölümündeyiz. Geçen hafta 16 Mayıs'ta 51. bölümde Uber gibi araç çağırma ya da taksi paylaşım ya da araç paylaşım platformları, bu gibi şirketlerin başlattığı ulaşımda yeni yapılanmada kamu nasıl bir rol almalı diye bir argüman üzerine bir program yapmıştım. Bu programdan bir gün sonra 16 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehirler konsepti altında kendi girişimi diyelim e-taksiyi tanıttı. E-taksi yine bir cep telefonu üzerindeki bir uygulama üzerinden en yakındaki taksiyi çağırma üzerine bir platform uygulaması diyelim. Bir taksiyle işlev ve isim benzerliği sebebiyle oldukça eleştirildi. Şimdi bu programda hem e-taksi genelinde Türkiye'deki bu konudaki yeni girişimlere hem de kamunun aslında böyle bir girişim çok eleştirilen böyle bir girişimi başlatması ve özel şirketlere kısmen rakip olması konusunda birkaç yorum da bulunacağım. Aynı zamanda soru ve yorumları da almak istiyorum çünkü bu gerçekten çok tartışmalı bir konu. Bu konuda yani gerek şirket sahipleri gerek kamu görüş bildirmekte biraz çekiniyor. Yani daha doğrusu hiç kimse bu konuda çok böyle net bir görüş belirtmek istemiyor şimdilik. Çünkü tartışılan bir konu. O yüzden ben bu konuda genel bir farklı argümanın farklı yorumlarını inceleyip üzerine belki ilerleyen programlarda başka bir yöne evrilebiliriz. Şimdi en temelde bunu çok kez tekrarladım. Ama benim geçen sene ilk defa Amerika'da araba kiralamak yerine uzun dönemli Uber kullanımım üzerine bu kadar temel bir ulaşım yönteminin, aracının bir özel şirket tarafından olmasındaki deneyimden yola çıkmıştı. Aslında nasıl kamu, yani bu nasıl, yani temel ulaşım aracı acaba kamu tarafından verilmemeli mi? Çünkü Amerika'da toplu taşıma gerçekten çok zayıf. O yüzden hemen her yere işte Uber'le gittim. Ama burada bir güvenlik, işte Uber'le ilgili bir sürü tartışmalar var. Bütün bu argüman aslında geçen seneki benim deneyimim üzerine başlamıştı. Şimdi bir Fransız arkadaşım da çok böyle işte ülkeye yeni gelmiş. Yeni gider kalemlerini sayarken şey söylüyordu, işte kiram var, yemek içmem var, bir de işte Uber. Bütün giderlerini bu şekilde sayıyordu. Yani Uber bu kadar temel bir gider olarak yerini almış. Şimdi biz Türkiye'de geçen programda da bahsettiğim gibi henüz sabit tarife üzerinden bir ücretlendirme olmadığı için, henüz çokça insan tarafından kullanmadığı için bu platformların ulaşıma ve aslında yaşayış biçimimize etkisini henüz bilmiyoruz. Yani bunu deneyimlemedik. O yüzden de bu konuda tartışmanın henüz bu konuları gelmedi. Ancak ben dediğim gibi bunu deneyimlediğim için bu konuları özellikle gündeme getiriyorum. Şimdi öncelikle e-taksiyi biraz tanıyalım. E-taksi aynen demin de belirttiğim gibi bu sadece bir taksiyle ilgisi yok. Bir taksinin kendisi de sonuçta copycat bir fikir. Bunlar hepsi yaklaşık 10 yıldır platform perspektifiyle, yani bir mobil uygulama üzerinden belirli bir kaynağın yönetimi, bunun takibi, ücretlendirilmesi, ödemesini kapsayan bir platform perspektifiyle kurulmuş bir uygulama. Burada siz telefonunuz üzerinden en yakındaki taksiyi çağırıyorsunuz. Taksilerin segmentasyon farkları var. Yani sarı taksiler daha ucuz. Turkuaz renkli e-taksinin kendi tasarımı bu şekilde. Turkuaz renkli elektrikli araçlar ise daha pahalı olacak şekilde bir tasarım yapılmış. Buradaki en önemli detay, yani kendi birazdan özel sektörde de neler olduğunu bahsedeceğim. Buradaki en önemli detay, bütün bu uygulamalarda kredi kartı kullanılıyor. Ancak kamunun e-taksisinde aynı zamanda İstanbul Kart da kullanıyor. Yani siz toplu taşımada kullandığınız ödeme şeklini burada da tekrarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu projeyle yani İstanbul trafiği gerçekten, yani herkesin bildiği büyük bir problem. Bu projede de deniyor ki İstanbul trafiğine çok ciddi bir şekilde aslında trafiği arttıran binlerce taksinin bu şekilde boş gezmesini engellenmesi, daha etkili kullanılması, bu hem enerji hem de zaman hem de trafiğin yoğunluğu açısından çok etkili bir yöntem olacağı söyleniyor. Tabii ki bu platformlardaki en temel konulardan biri, siz bir taksiye bindiğiniz zaman o
platformu takip eden kişi sizin o taksiye bindiğinizi biliyor ve aynı zamanda da sizin nereden nereye gittiğinizi de biliyor. Dolayısıyla burada yolcu güvenliği ve sürücünün güvenliği çok basit bir şekilde takip edilebiliyor. Şimdi Uber'in Amerika'da 3 ana konuda çok ciddi tartışmaları oldu. Hatta geçen programda da bahsettiğim gibi Uber'in sonu bunlar getirecek derken tabii başka bir argüman var orada. Birincisi sürücü hakları ile ilgili çok ciddi tartışmalar var. Çünkü bunların hiçbir şekilde sosyal güvenliğini sağlamıyor. Hatta bu insanların belirli tarzda araba kullanmasını, işte müzik, şu müziği dinleyin, bu müziği dinletin şeklinde böyle bir sürü yönlendirici, belki çok küçük gelebilir, yani çok küçük bir detay gibi gelebilir ama sürücü hakları konusunda epeyce tartışılan kararları var. İkincisi, yolcularına olan birkaç durumdaki cinsel taciz hikayeleri var. Özellikle kadınlar tarafından çokça eleştirildi ve Uber marka olarak da zaten kadınlarla ilgili özellikle CEO'sunun yaptığı, başındaki kişinin yaptığı birkaç yorum çok tepki toplamıştı. Üçüncü konu ise toplumsal olaylarda verdiği kararlar da önemliydi. Örneğin en son seçimlerden sonra Trump'ın göçmenlerle ilgili yaptığı bir ilk açıklamalarında, ilk çıkarmaya çalıştığı kanunlarda özellikle San Francisco'daki havaalanına taksicilerin protesto etmek için gitmemesi ama Uber'in gitmeye biz gidiyoruz, servis vermeye devam edeceğiz şeklinde açıklamasıyla inanılmaz çok sayıda insan Uber telefondan çıkarmış. Hatta Twitter'da bu konuda çok büyük kampanya başlatmıştı. Şimdi bunları anlatmamın sebebi bir özel şirketin yaklaşık 70 milyar dolarlık bir değerlemeye varan bir şirketin bu ulaşım gibi çok temel bir konuda eğer çok yaygın bir ağa sahipse bunun toplum üzerinde yarattığı etkileri politikalar tarafından denetlenmediğinde neler olabileceği ile ilgili birkaç detay örnek vermek istedim. Dediğim gibi Türkiye'de sadece bir taksinin bir kişinin can güvenliği sebebiyle açtığı tartışma dışında şu ana kadar herhangi bir tartışmayla karşılaşmadık. İşte bu sebepler üzerine hani kamu girse ne olur diye düşünüyordum ki İTAKSİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi dedi ki burada biz güvenliği araçlar içerisindeki kameralarla takip edeceğiz. Bu kameralardaki görüntüler hiçbir yere aktarılmayacak ve bu görüntüler eğer kullanılmazsa bir süre sonra kendi kendini imha edecek. Şimdi bu diğer kullanım alanlarına göre yani Uber'lerde falan şu anda bir kamera yok. Bu özel hayata müdahale için bir alan açtığı için çok üzerine tartışılabilecek bir konu. Yani bu bilgiler gerçekten aktarılmayacak mı? Ya da işte herhangi bir kişinin böyle bir kamerayla çekilmesi bile aslında insanı rahatsız eden bir şey. Mesela biz sahada bağlam araştırmaları yaptığımızda insanlar kesinlikle kayıt almadan direkt sorulması gerekiyor. Ve çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu kamerayla çekilmek istemiyorlar, kayıt altına alınmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu konuda büyük bir tartışma alanı var. Ben konunun hem aslında rahatsız edecek hem de kamu tarafına belki yararı olabilecek konularını biraz özetlemek istiyorum bu şekilde. Şimdi Türkiye'de şu anda ulaşıma alternatif çözümler var. Bunlar içerisinde Uber, bir taksi söyledik. Uber yurt dışından gelen bir şirket, bir taksi Türkiye'li. Olev'de yine Türkiye'den bir şirket. Yolo aynı şekilde. Karim ise Pakistanlı orijinli bir şirket yanılmıyorsam. Ama işte uluslararası özellikle Dubai merkezinde çok güçlü olduğunu biliyorum. Şimdi bunlar arasında şöyle bir fark var. Bazıları kendi araçları var, bazıları ise var olan araçlar yani taksiler üzerinden bir kiralama yapıyor. Mesela işte Yolo tamamen kendi araçları var. Olev'in kendi araçları var. Bunlar belirli sabit işte havaalanına gibi spesifik bazı yerlerde servis veriyorlar. Şimdilik bir çoğunluğu sadece İstanbul içerisinde. Onun dışında bu listede olmayan ama geçen programlarında da konuk ettiğim yine ulaşım havaalanına ulaşım yapan başka şirketler de var. Şimdi tek tek isimlerini buraya eklemedim. Ama demek istediğim yavaş yavaş ulaşımda daha alt segmentler yani daha özel amaçlara yönelik girişimler oluyor. Şimdi bütün bu resme
kamu eklenince tartışmalar başladı. Yani şimdi bu yorumlardan bir tanesini de sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu ben LinkedIn'den aldım. Maalesef kişinin ismini almamışım. O nedenle özür diliyorum. Direkt bir anonim bir yorum gibi paylaşacağım. Bu epeyce aslında verilen tepkilerin genel çerçevesini çiziyor. Direkt okuyorum. Şu şekilde, İtaksi'yi duymuşsunuzdur. Bir taksiye satın alma teklifleriyle gittiler mi bilmiyorum. Gittiklerini de pek düşünmüyorum. Birçok girişimci arkadaşımla görüştüm, fikirlerini dinledim. Çoğunluk bu durumdan memnun değil. Devletin bir taksiyi satın alıp İtaksi yapacakları özellikleri ekleyerek bir taksinin ikinci versiyonunu yayınlaması sektördeki tüm girişimcilere umut olacakken şimdi umutsuzluk oluyor. Biri diyor ki abi girişimin başarılı oldu diye bu ülkede sevinmeyeceğim anlaşılan, her an devlet seni öldürebilir. Dünyada bunun örneği yok. Bu arada niye boşuna bir taksiye para versin ki diyen arkadaşlara da acıyorum. Gidin de bir bakın, adamlar İtaksi projesi için ihale açmış. İhale süresi 2 yıl. Zaman satın alma diye bir şey var mı bilmiyorsunuz. Onca girişimciye umut olmasını söylemiyorum bile. Devlet rakip olacaksa gitsin fon kursun, yatırımcılara rakip olsun, girişimcilere değil. Bu arada ihale açıp girişimcilik oynayan dünyadaki tek belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir diye bir yorum var. Şimdi bu yorumun içerisinde tabii ki tartışılacak çok konu var. Her iki tarafı, özel sektörü de kamuyu da destekleyecek konular da var. Ama bunu paylaşmamın önemli bir sebebi, bir konunun kamu yararına olması ve temel hak olması konusu. Ulaşım temel haklar arasında. Dolayısıyla temel haklar arasında olan bir konunun, dediğim gibi biz Türkiye'de henüz bunun etkisini görmüyoruz. Ama mesela yine San Francisco örneği vereceğim. Tamamen Uber domine etmiş ya da Lyft ya da Uber, iki şirketin domine ettiği böyle temel bir hak konusunda bu bakış açısı eminim ki bir sürü ekonomistin ya da toplum bilimcinin tartışacağı bir konu olur. Ben şimdi konunun biraz devletler tarafına kaymak istiyorum. Yani gerçekten kamu bu girişimcilik konusunda nasıl yer almalı şeklinde. Oxford Üniversitesi'nin yayınları arasında girişimci olarak kamu isimli bir kitap var. Bu kitap 2009 yılında çıkmış. İlk baskısı 2009 yılında. Burada diyor ki devlet kamu faydası, kamu yararı gördüğü konularda elbette bu konularda kendi araçlarını, kendi girişimlerini, sosyal girişimlerini, ama bunu özellikle belirtmem lazım, kamu yararına, bunlar konusunda girişimlerde bulunabilir ve bununla ilgili gerek örnekleri içeren böyle bir çalışma var. Ve bu konuda çeşitli başka yayınlar da var. Özellikle Harvard Business Review gibi yerlerde bulunabilir. Şimdi tabii ki burada söylenen şey, argüman şu değil. Yani kamu gitsin, bir girişim kursun ve bu özel şirketlere karşı olsun şeklinde bir argüman değil. Ama bugün işte benim bildiğim mesela Beyaz Saray'dan tutun da bugün işte en son Fransa'nın yeni başkanı Macron'un ya da Kanada'da bir sürü devlet bu konuda büyük kamu yararını sağlayacak konularda girişimcilerle beraber çalışıyor ve bu konularda da yatırımlarda yapıyor. Dolayısıyla bu kamunun bu konulardan elini ayağını çeksin, işte sadece fon sağlasın, para versin yaklaşımıyla ilgili epeyce bir daha düşünebiliriz. Dolayısıyla bu çok altı dolu bir yaklaşım değil. Şimdi ikinci bir örnek de İngiltere'den vermek istiyorum. İngiltere'de The Behavioral Insight Team denilen davranış bilimleri üzerine çalışan bir grup devletten ayrılarak devletin ve bir hayır kurumu olan Nesta'nın ve çalışanlarının ortak olduğu bir şirket kurdu. Bu şirket sosyal amacı olan bir şirket olarak tanımlanıyor. Bu işte sadece kar amacı gütmeyen, mutlaka bir sosyal amacı olması gereken şirketler konusunu ben daha önce de bahsetmiştim. Mesela benim de işte bir parçası olduğum Singularity University tamamen böyle sosyal amacı olan bir özel şirket konumunda. Dolayısıyla bir ara yapısı var. Bu tarz şirketler var. Bu mesela bu İBT diye şey yapalım.
İBT'nin bu İngiltere'de işte yakın zamanda özelleşmiş olan bu şirket Londra, Manchester, New York, Singapur ve Sydney'de ofisleri var. Yüze yakın çalışanı var ve vatandaşlık hizmetlerinin maliyeti düşük ve kolay olması, insan davranış bilgilerine göre daha iyi politikaların tasarlanması, insanların kendi için daha iyi kararlar vermesini sağlayacak bilgiler üretiyor. Ve bu da tabii ki kamunun faydasına, işte kamudaki bazı yapılan politikaların biraz daha bilimsel bir dayanağı olması gibi bir amacı var. Tabii ki bu İtaksi örneğiyle direkt birebir şey değil ama benim burada açmaya çalıştığım nokta şu. Yani hiçbir şekilde kamu bunlardan elini ayağını çeksin yorumuna karşılık. Bir de şöyle önemli bir nokta var. Bugün en çok söylenen şeylerden biri, görüştüğüm birkaç kişiden, işte bu dünyada hiçbir örneği görülmemiş gibi bir yorumu. Yani Türkiye'de birçok şey başka ülkelerden kopyalama üzerine bir mekanizmayla çalıştığı için başka bir yerde yapılmadığı zaman direkt sanki böyle bir şey olamaz gibi bir yaklaşım var. Ben açıkçası kamunun böyle bir girişimde bulunmasını oldukça akıl açıcı buldum. Çünkü ben hani ulaşımda kamu nasıl yer almalı gibi bir sorun vardı. Güvenlik konuları kesinlikle üzerine çok konuşulması gereken konular, Türkiye'de çok hassas konular, yani çok bir sürü negatif örnek var. Ama bu konuda bu argümanı açık tutup gelişmenin nasıl olacağına bakmak istiyorum. Şimdi birkaç tane soru alacağım. Bir tanesi bu girişimi İtaksi'yi Uber ve Bitaksi'den ayıran büyük fark sizce nedir diye bir soru var. Bu demin de bahsettiğim gibi en temel fark, birincisi kamu yararına bir şey olduğu için kamu yararına diğer şeylerle çok rahat birleştirilebilir. En basitinden insanların ödeme olarak İstanbul Kart kullanması bence çok önemli bir detay. Hatta birisi Akbil'le taksiyle dolaşacağız diye bir yorum yazmıştı Ekşi Sözlük'te. İkincisi de burada yani ulaşım gibi çok temel bir hakkın daha büyük bir platform, daha büyük bir yapı tarafından kontrol ediliyor olması belki de bunun trafiğe ve de mevcut taksi sayısına daha iyi etkileyeceği gibi sonuçları olabilir. Yani özel şirketten çok büyük fark edeceği bu konularda eminim. Başka bir soru, elektrikli araçlardan söz ediliyor. Sizce bu inovatif bir yaklaşım mı? Şimdi elektrikli araçlar konusu zaten... Yani bu zaten gelecek olan, bir sürü insanın bunun için planlama yaptığı, birçok ekonominin, ülkenin planlama yaptığı bir alan. Ya belki bu şekilde teşvik kullanılabilir. Yani elektrikli araçlara sahip taksicilere daha teşvikler olabilir, vergi indirimleri olabilir. Dediğim gibi bir kamu konusu olduğu için bence daha etkili kullanılabilir. Onun dışında Uber ve Bitaksi özel bir girişim, bu fikrin kamulaştırılması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kamulaştırması konusu olarak ben sonuçta özel şirketler devam edecektir ama işte oradaki argüman acaba kamu böyle bir şirketi satın mı almalıydı konusu var. Bunlar tabii ki model olarak özellikle ulaşım alanında başka örneklerini ben şöyle bir baktım. Sadece Seattle'da Seattle Belediyesi bu Uber ve Lyft'in işte çalışanlarına, özellikle sürücülerine daha böyle bir sendikamsı bir hak verebilmek için onları dinleyen bir platform kurmuş. Yani politik olarak destek vermiş, direkt işi yapan olarak bir destek vermemiş. Onun dışında İstanbul'da genelindeki tüm taksilerin İTAKSİ'ye katılacağından bahsediliyor. Bu büyük bir adım. Buna insanlara ne gibi bir yansıması olacağını düşünüyorsunuz? Yani hep söylediğim gibi biz Türkiye'de henüz bu platformları çok yaygın olarak kullanmıyoruz. Ancak gerçekten çok pratik, kullanımı çok daha farklı ve yani normalde sürekli taksi kullanıyor olmanız sizin kendi aracınıza sahip olmanızdan çok daha az maliyeti var. Dolayısıyla bu belki de birçok insanın daha az araba satın almasına ve trafiğin de daha az, özellikle trafik yoğunluğunun azalması gibi etkileri olabilir. Çünkü bazen bu taksileri siz birkaç kişiyle birlikte kullanabiliyorsunuz.
Bu yayınla ilgili yorumlarım bu kadar. Bu ulaşım konusuna devam ediyor olacağım. Çünkü dediğim gibi çok önemli bir konu. Biz henüz konunun çok çok başındayız. Bu konuyla ilgili yorum ve görüş bildirmek isteyenleri beklerim ilerleyen zamanda. Yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yayın ve diğer yayınlarımı YouTube kanalımda ve ayrıca web sayfam gulyozkan.com'da bulabilirsiniz. Teşekkür ederim.